Bora Kaplan soruşturmasında polis sefterinin gizli tanığı yönlendirerek iktidar partisi mensuplarının hedef aldığı iddiasıyla devam eden operasyonlarda oklar bir anda Ankara Emniyet Müdürü Engin Dinç'in üzerine çevrildi. Üç yardımcısı gözaltına alınan Engin Dinç'in ismini Türkiye, Hrant Dink, 103 kişinin öldüğü Ankara Gar katliamı, 7 kişinin öldürüldüğü Konya'daki Dedeoğulları katliamı, Rahip Santoro cinayeti gibi birçok olayla tanıdı. Dinç, Trabzon Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürüyken kentte McDonald's'ın bombalanması ve Rahip Santoro'nun öldürülmesi gibi olaylar yaşandı. FETÖ'nün kurmay isimlerinden Ramazan Akyürek de o dönem Trabzon İl Emniyet Müdürü'ydü. Daha sonra Trabzon'daki Fethullahçı polis sefterinin haber elemanları İstanbul'da gazeteci Hrant Dink öldürüldü. Engin Dinç, dönemin istihbarat müdürü olduğu için kamu görevlilerine yönelik açılan davada yargılandı. Dinç, Hrant Dink'i ihmali davranışla kasten öldürme iddiasıyla suçlandı ancak bu davada beraat etti. Yargıtay beraat kararını onadı. Dink cinayetinin en önemli isimlerinden biri olan Erhan Tuncel, Engin Dinç'in muhbiriydi. Engin Dinç, gazeteci Hrant Dink'e suikast yapılacağını ilk bilen isim olmasına rağmen daha sonra Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığı'na getirildi. Engin Dinç'in İstihbarat Daire Başkanı olarak görev yaptığı dönemde de birçok büyük patlama ve kanlı olaylar yaşandı. 2015 yılında yaşanan Suruç, Gaziantep, İstanbul, Diyarbakır ve Ankara patlamalarında İstihbarat Daire Başkanlığı koltuğunda oturuyordu. Kamuoyu Engin Dinç ismini 103 kişinin bombalı saldırıda yaşamını yitirdiği Ankara Gar katliamında da duydu. Dinç, gardaki saldırıyı yapan Adıyaman'daki IŞİD hücresinin Ankara'da saldırıya hazırlandığı istihbaratını 10 Ekim 2015 tarihine kadar bekletmesiyle gündeme gelmişti. 2016 yılında Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Dinç'in ismi Osman Gazi Üniversitesi'ndeki akademisyen cinayeti ile tekrar gündeme geldi.